Elimizde iki madde için bir gerilim akım grafiği var ve soru şu şekilde. İki maddeden hangisinin direnci daha yüksektir? Önceki videoda herhangi bir maddenin gerilim akım grafiğinde başlangıç noktasından geçen düz bir çizgi varsa o maddenin Ohm yasasına uyduğunu öğrenmiştik. Fark ettiyseniz iki maddede de başlangıç noktasından geçen düz bir çizgi var. Bu durumda iki maddenin de Ohm yasasına uyduğunu söyleyebiliriz. Ancak hangisinin direncinin daha yüksek olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunun için ohm yasasının üzerinden kısaca geçelim. Ohm yasasına göre gerilim değeri V, akım değeri I ve direnç değeri R'nin çarpımına eşit. Direnci hesaplamak için de her iki tarafı akıma bölebiliriz. Hemen bunu gösterelim. Bu durumda V bölü I, R değerine eşit olur. Fark ettiyseniz bir maddenin direncini hesaplayabilmek için gerilim akım oranını kullanabiliyoruz. Yani hangi maddenin V bölü I değeri daha yüksekse direnci de daha yüksek olacaktır. Bu durumda tek yapmamız gereken grafiğe bakarak hangi maddenin V bölü I değerinin daha yüksek olduğunu belirlemek. Peki bu soru için bunu bulmamız mümkün mü? Çünkü grafikte değerler verilmemiş. Bunu bulmamın birkaç yolu var. İlk olarak iki maddenin akımının aynı olduğu bir nokta belirleyebiliriz. Bu durumda ikisinin de payda kısmı aynı olur. Ve pay kısmı daha yüksek olana bakarak hangisinin geriliminin daha fazla olduğunu bulabiliriz. Yani hangisinin pay kısmı daha fazlaysa o maddenin R değerinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bu yöntemde iki madde için aynı I değerini bularak hangisinin geriliminin daha fazla olduğuna bakabiliriz. Diğer bir yöntemde, iki maddenin geriliminin yani pay kısmının aynı olacağı bir nokta belirlemek. Bu durumda hangisinin akımının daha az olduğunu bulabiliriz. Çünkü payda ne kadar küçükse V bölü I değeri de o kadar büyük olur. Yani bu iki yöntemin birini kullanarak hangisindeki direncin daha fazla olduğunu bulabiliriz. Videoyu bu noktada durdurarak bunu kendinizde bulmayı deneyebilirsiniz. Akımın aynı olduğu yöntem üzerinden soruyu çözelim. İlk olarak burada rastgele bir akım değeri belirleyelim. Şimdi de grafikte iki maddenin akımının şu değerle aynı olduğu bir nokta bulalım. Bunun için dikey bir çizgi çizebiliriz. Grafikte bu nokta bu miktarda aynı akımı ifade eder ve grafikteki bu nokta da aynı miktarda akımı gösterir. Yani bu iki noktanın aynı akım değerini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi hangisinin geriliminin daha fazla olduğunu bulmamız gerekiyor. İlkine baktığımızda gerilim değerinin bu noktada olduğunu görebiliriz. İkincisinin gerilim değeri ise bu noktaya yakın bir yerde bulunuyor. Yani ilk maddenin ikinciye kıyasla geriliminin kesin bir şekilde daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu akımlar aynı olduğu zaman geçerli. Bu durumda ilk maddenin oranı daha yüksek olduğundan aynı şekilde direnci de daha yüksek çıkar. Yani ilk maddenin direncinin ikinci maddenin direncinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Gerilimi aynı tutup hangisinin akımının daha az olduğuna baksaydık da aynı sonucu elde ederdik. Videoyu durdurarak bunu kendiniz de deneyip görebilirsiniz. Şimdi başka bir örneğe daha bakalım. Bu soruda da hangisinin direncinin daha fazla olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Ancak bu sefer gerilim grafiğin yatay ekseninde yer alırken akım dikey eksende verilmiş. Yine de kafamızın karışmasına gerek yok çünkü uygulayacağımız adımlar aslında aynı. Videoyu durdurup aynı adımları uygulayarak sonucu bulmayı kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu soruda da yine akımın aynı olduğu bir nokta seçelim. Akımımızın burada olduğunu varsayalım. Şimdi de grafikte bu iki maddenin akımının aynı olduğu iki nokta belirleyelim. Bu sefer çizgimizi yatay çizebiliriz. Bu yeşil çizginin biraz üzerinde kaldı. O yüzden biraz daha aşağıdan bir nokta seçelim. Evet, işte elimizdeki şu ve şu nokta iki madde için de aynı akım değerine, yani bu kadar akıma işaret ediyor. Bu durumda hangisinin gerilimi daha yüksek olur? Buradan aşağı dikey bir çizgi indirirsek, ilkinin gerilimi bu noktada yer alır. İkincisinin gerilim değeri de bu noktaya yakın bir yerde olur. Açıkça görebileceğiniz gibi ikincisinin gerilimi daha yüksek. Yani ikincisinin geriliminin akım değeri aynı olduğu durumlarda ilkine kıyasla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak bu sefer ikinci maddenin direnci daha yüksek çıkar. O zaman ikinci maddeyi ifade eden R2'nin direnci ilk maddeye yani R1'e kıyasla daha yüksektir. Kısacası hangi eksenin gerilim, hangi eksenin akım olduğuna bakmaksızın iki madde için de akımın aynı olduğu bir nokta belirlediğimizde hangisinin geriliminin daha fazla olduğunu bulabiliriz ve böylece hangi maddenin direncinin daha yüksek olduğunu kolayca tespit edebiliriz.